bu spesiyaller direkt balık tadı gelmesini engelliyor. Kolay simidimiz bitti. Şu anda hangi tarife geçiyoruz? Şimdi de deniz mahsullerinden fıstıklı balık böreğini yapacağız sizlere. Çok güzel. Baklava yufkası alt zaten tereyağlandığında daha da çıtırılıyor. Aynen belki öyle. Onda etkisi aynen olabilir. Aynen. Fıstığımızı serpiyoruz değil aynen, mi? Aynen fıstığımızı serpiyoruz. Harika. Ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Ama biz burada levrek, karides ve kalamardan yapıyoruz. Sosumuz var, tartar sos. Sosta neler var? Sosumuzda mayonez var, kaparit çiçeği var, havuç var, turşu var. Bunların karışımından yaptığımız bir sos. Bu biraz daha tabii meşakkatli mi diyelim bunu artık? Demek ki özel bir tarif. İşlevi daha fazla, lezzeti de ona göre daha güzel galiba. Aynen öyle. Ürünlerimizi daha lezzetli kılması için, böyle çıtır çıtır, damakta böyle dağılması için balıkla kadayıfı birleştirdiğimiz zaman İnsanlara bir tık daha böyle misafirlerimize göze hoş geliyor. Kadayıfla güzel bir şekilde sıkı sıkı sarıyoruz karidesimizi. Evet. Spesiyallerimizde yine en beğenilen ürünlerden balık kebabımız. Balığın kebabı olur mu demeyin. Biz yapıyoruz oluyor. Bir bakalım ustam bir balık kebabını bir saplasın şimdi. Bir yeşillik bu kadar lezzetli hale gelir mi derseniz de şimdi birazdan tadacağız. Tadacağız o göreceksiniz. Zaman karar veririz. Meze yapıyoruz ve evet. Yoğurt kullanıyoruz. Evet, labne evet. Peyniri kullanıyoruz. Balık taze olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Yeni tarifler. Bugün neredeyiz? Bugün Koşu yolunda harika lezzetlerin olduğu, mutfağında çeşitli mezelerin yapıldığı, Akdeniz mutfağının önümüze serdiği en güzel lezzetleri deniz mahsulleriyle birleştiren Koşu yolun bu nadide lokantasını hep beraber görmek için buyurun mutfağına geçelim. Lezzetleri tadacağımız mutfağa gitmeden önce işletmenin yöneticisiyle önce tanışmak istedik. Yusuf Bey. Yusuf Bey kimdir, nedir, neler yapar? Bu kadar güzel lezzeti tatmadan acaba sunuyor mu? Bunları merak ediyoruz biz. Önce kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Adım Yusuf Güneş. Evet. Bu mekanda kurucu işletmecisiyim. Çok güzel. Bu meslek bizim baba mesleğimiz. Nerelisiniz? Evet, biz Sivaslıyız. Biz baba mesleği olarak bu mesleği yaklaşık 45 senedir yapıyoruz. Halihazırda tabii 2-3 yerimiz daha var. Burası da bir yatırımcıyla beraber yapmış olduğumuz, ben işletmeciliğini üstlenmiş olduğum çok nezih Akdeniz mutfağıyla balık ve eti birleştirdiğimiz bir mekan oldu burası. Normalde mekanlarda deniz ürünleri, deniz mahsulleri diye ayırıyoruz ama et de mi kullanıyoruz mutfakta? Et de kullanıyoruz. Yani kırmızıyla ve beyazı bir arada sunuyoruz biz bu mutfakta. Harmanlıyoruz. Aynen öyle. Hemhal ediyoruz ve sunuyoruz diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size, balık restoranlarında genellikle hep alışılagelmiş ürünler vardır. Evet. Ama biz burada balık restoranı olarak makarnamızı veriyoruz, paellamızı veriyoruz, sonrasında kesedilalarımızı veriyoruz. Elimizden geldiğince ürün çeşitliliğimizi maksimuma çıkartıyoruz biz burada. Ve balığı sevmeyeni de sevdirmeye çalışıyoruz. En önemlisi o değil mi? Aynen öyle. Haftada 2 gün balık yiyor bizim müşterilerimiz, çok misafirlerimiz. Çok güzel, çok güzel. Ben bir şey merak ediyorum. Çok da sormak istiyorum. Madem mekana geldik, madem 45 yıllık bir geçmişe sahip, bu balıkla yoğurt, balıkla süt ürünleri arasında bizi zehirler, yemeyelim. Bunun nedir gerçeği? Bize bir anlatabilir misiniz? Bu tamamen balığın tazeliğiyle alakalı. Her taze şey balıkta balığı, mı bitiyor? Aynen öyle. Balığı taze yedikten sonra, çünkü biz burada yaklaşık 15-20 çeşit yoğurtlu meze sunuyoruz. Bu yoğurtlu mezenin yanında balığı taze sunuyoruz ki hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Bu tamamen balığın tazeliğiyle alakalı. Her şey balıkta bitiyor yani. Aynen öyle. Aynen balık taze ise sütümüzü de yoğurdumuzu da rahatlıkla tüketebiliriz. Hiç o kadar çok mezelerden bahsettiniz ki bu mezelerde yoğurt da kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Süzme yoğurt ve sütle harmanladığımız kremalarımız. Yani balığı biz burada işleyerek veriyoruz açıkçası. Mezelerimizin ağırlığı zaten süzme yoğurt, peynir, sonrasında
spesiyallerimizde kremalar kullanıyoruz. Süt ürünleri kullanıyoruz. O zaman şöyle diyoruz. Balığımız taze ise biz sütümüzü de yoğurdumuzu rahatlıkla tüketebiliriz. Aynen öyle. Rahatlıkla tüketebiliriz. O zaman bu mekana geldiğimizde balıklarımız taze olacak, işlenmiş olacak ve biz tadacağız. Şunu söylemek istiyorum. Deniz mahsulleri ve balık zaten bir güven işidir. Evet. Misafirlerimiz de burayı denedikten sonra kendilerini güvende hissedip rahatlıkla yemeklerini yiyebiliyorlar. 45 yıllık bir tecrübe var burada. Aynen o yüzden öyle. Şöyle yapalım mı? Bu kadar çok bahsettik. İsterseniz ürünlere bir bakalım, mutfağa geçelim. Neler yapacağız, ne kadar kullanacağız, hangi lezzetleri tadacağız? Birlikte mutfağa geçip görelim, olur Tabii mu? Tabii ki. Hep Buyurun. Beraber o zaman. Bey'le mutfağa geçtik. Şimdi ustamız yanımızda. Yusuf Bey, bize yapacağımız ürünlerin tariflerini de vererek ustamızla birlikte başlayalım mı? Tabii ki. Abdullah Şerif'imiz de yanımızda. Şimdi size en başta levrek simitle başlayacağız. Süper. Ürünlerimizden. Levrek simit. Simidimizin altında çok güzel böyle kremalı bir pazı yatağında sunacağız bunu. Harika. Bununla beraber levreğimizi susamlayacağız tabii simit olduğu için. Bunu çok güzel bir şekilde biz size bir hazırlayalım. Başlayalım mı usta? Başlayalım isterseniz. Şimdi bu ara sıcaklar, bu spesiyaller direkt balık tadı gelmesini engelliyor. Yani hani balığa bazen ön yargılı yaklaşabiliyoruz ama biz balığı bu şekilde süslediğimiz zaman misafirlerimiz daha çok lezzet aldığını umuyoruz biz. Balıktan önce balık öncesi diyoruz. Ustam kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 20 yıldır bu işi yapıyorum ben. Kaç yıldır buradasınız? Bu dükkanda 2 yıl oldu. Çok burada güzel. Mutfak şefi olarak başladım. İşimi severek yapıyorum. Çocukluktan beri bu işle uğraşıyorum ben. Çok güzel. Yusuf Bey, siz de yapıyor musunuz? Tezgaha geçip balıkları temizliyorsunuz, kızartıyorsunuz, sunum yapıyorsunuz değil mi? Tutmasından pişirmesine, evet sunumuna hepsinde biz varız yani bu çok mesleğinde. Güzel. Çünkü bu mesleği çekirdeğinden gelmeyiz biz. Ne yapıyoruz ustam? İlk önce levrekleri temizledik. Daha sonra suya, una ve simiti. Bütün balığımızı fileto çıkartıyoruz. Hı hı. Fileto çıkardıktan sonra kılçığını, derisini ayırıyoruz. Ondan sonra temiz tabii hijyenik olarak iyi bir güzel yıkıyoruz. Hı hı. Yıkadıktan sonra uzun uzun kesiyoruz. Önce un, sonra su, sonra susamı buladıktan sonra direkt simit haline getirip yağın içine atıyoruz. Harika bir tarif. Çok da basit. Hangi tarife geçiyoruz? Şimdi de deniz mahsullerinden fıstıklı balık böreğini yapacağız sizlere. Çok güzel. Sizin kendi özel spesiyeliniz midir? Aynen evet. Öyle. Bize özel, ustamıza özel bir spesiyelimizdir. Bunun özelliği börek normalde fırında, yağda bu evet. şekilde pişer. Biz bu böreğimizi baklava yufkasıyla yapıyoruz ve ızgarada pişiriyoruz. Hanımlar düşünebiliyor musunuz? Normalde fırına attığımız ya da kızarttığımız ürünü biz şu anda ne yapacağız? Sarıyoruz baklava yufkasına ve direkt ızgaraya vereceğiz. O kadar merak ediyorum ki o zaman başlayalım hemen. Evet hemen başlayalım. Baklava yufkalarımızı hazırladık. Tabii. Üzerlerine tereyağı sürüyoruz değil mi? Evet. Erimiş tereyağı. Şimdi buyurun başlayalım. Baklava yufkasına tereyağını sürtüyoruz. Hı hı. Toz fıstığımızdan serpiyoruz. Deniz mahsulleri içi yaptıktan sonra böreğimizi sarıp ızgaraya atıyoruz. Başlayalım o zaman. Deniz mahsulleri içini hazırlayıp bu tutsun diye bu tereyağıyla bir güzelce baklava yufkası alt zaten tereyağlandığında daha da çıtırılıyor. Aynen belki öyle. Onda etkisi aynen olabilir. Aynen. Fıstığımızı serpiyoruz değil aynen, mi? Aynen fıstığımızı serpiyor. Harika. Sonrasında kaşarımızı biraz koyuyoruz. Tabii kaşarımız da var. Evet. Bu böreği yaparken içinde kalamar, karides, yani sizin keyfinize göre ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Ama biz burada levrek, karides ve kalamardan yapıyoruz. Evet.
Gayet de güzel bir börek olacak. Kaşar peynirini koyduk. Tereyağladık yufkamızı. Evet. Üzerine fıstık serptik. Aynen. Şam fıstığı serptik ve yeşil fıstık koyduk. Daha sonra deniz mahsulleri dediniz. Hangi deniz mahsulleriydi? Tekrarlayalım karidesimiz isterseniz. Var, karidesimiz var. Kalamarımız var. Ve levrek etimiz var. Bunları önceden biz hazırladık. Hı hı. Haşladık karideslerimizi, kalamarlarımızı. Levreğimiz sadece çiğ. Bunu güzelce sarıp şimdi ızgaraya vereceğiz. Tamam. Pişme süresi ne kadardır? Yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında ızgarada. Kısık ateşte. Kısık ateşte 5 ile. Tabii siz bunu kuru bir tavada da yapabilirsiniz. Teflon tavada tabii da yapabilirsiniz. Tabii ki evde bunu nasıl yapabiliriz, değil mi? Kuru teflon tavada yapabilirsiniz bunu. Şu anda ızgaranın başına geçtik ve ızgarada ne yapıyoruz Yusuf Bey? Şimdi ızgarada fıstıklı balık böreğimizi yapacağız. Börek her zaman tavada veya fırında olmuyor. Bir de ızgarada deneyelim. Evet, ızgarada baklavalık yufkayla beraber ustamız özel spesiyelini şimdi ızgaraya attı. Hep beraber merakla bekliyoruz. Tariflerimiz o kadar hızlı ilerliyor ki arkadaşlar, şu anda yapacağımız ürünlerde ilk önce hangisini yapmıştık? Tekrarlayalım. Yeni açanlar olabilir ekranlarını. Balık simidimizi yaptık. Balık simidimiz yapıldı. Evet. Sonrasında deniz mahsullü fıstıklı balık böreğimizi yaptık. Balık böreğimizi baklava yaptık. Yufkasına sarılmış. Baklava yufkasına sarılmış. Şimdi sırada ne var? Şimdi de çıtır levreğimiz var. Çıtır levreği yaparken neler kullanacağız? Tarifini de alalım. Levrek balığımızı kullanıyoruz. Paneledikten sonra bir sosumuz var. Tartar sosta sos. Sosta neler var? Sosumuzda mayonez var, kapari çiçeği var, havuç var, turşu var. Bunların karışımından yaptığımız bir sos. Genellikle çocuklar çok tercih ediyor. Aileler çocuklarına yediriyor. Bunu paneledikten sonra temiz yağda pişiriyoruz. Levreğimiz temizlendi, tabii, ayıklandı. Temizlenmiş, yıkanmış, ayıklanmış bir şekilde hazırlıyoruz biz bunu. Önce una batırıyoruz tekrar. Tekrar una batırıyoruz. Daha sonra suya batırıyoruz tekrar herhalde. Tekrar suya batırıyoruz. Suya batırdıktan sonra... Bu batırdığımız şey nedir? Pane, sarı pane diyoruz biz buna. Sarı pane. Kaplama unu. Kaplama unu, evet. Evet. Daha sonra onu şekilli bir şekilde şişe evet. geçiriyoruz şişe değil mi? Şişe geçiriyoruz. Bunu da mı yağda kızartacağız? Evet, bu da yağda, yağda kızarılıyor. Ustam çok kolay bir ürün daha yaptı. Şu anda temizlenmiş levreğimizi önce una batırdık, daha sonra suya batırdık. Sarı pane dediğimiz kaplama unumuzla birlikte çubuğa geçiriyoruz evet. ve yağda kızartıyoruz. Bu da çok kolay, çok basit bir ürün. Bence eve gittiğimizde hemen yapılabilecek ürünlerden biri. Ama yanında sundukları özel bir tartar sosları var. İçinde havuç var, kapari çiçeği kapari var. Kapari çiçeği var, turşumuz var, mayonezimiz var. Evet, çocuklar. Bunlarla beraber karıştırıyoruz. Tüketirken bu şekilde tüketiyoruz. Başlayalım isterseniz kızartmaya. Tamam. Tarifimiz nedir? Bu sizin özel tarifiniz olduğunu söylediler. Sona evet. sakladınız galiba tarifinizi. Tarifimiz Akdeniz lokumu.
levreğimizi kullanıyoruz. Levrek çok kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Neden? Sezonu mu, zamanı mı, ya, özelliği nedir? Lezzeti daha güzel oluyor. Yağlı bir balık olduğu için genelde bunu tercih ediyoruz. Tamam. Neler kullanacağız içinde? İçinde bizim yine tekrar kendimizin hazırladığı deniz mahsulleri bir iç hazırlıyoruz. Bu içinde neler var? Neler var? Şu anlatayım var. Sebze olarak soğanımız var, biberimiz evet. var, maydanozumuz var, havucumuz var, sarımsağımız var, sebzemiz bol tabii içinde. Balık olarak da levrek, çupra yine içine kullanıyoruz. Karadeniz balık da var kullanıyoruz. İçinde. Tabii balık da var içinde. Ondan sonra levreğimizi güzel temizledik, ayarladık, güzel dövdükten sonra bu içi içine sarıyoruz. Sardıktan sonra tekrar un, su, en sonunda kadayıf. Kadayıfı buluyoruz. Ondan sonra ızgaraya atıyoruz. Ben döveyim mi ustam bunu? Tabii. Nasıl yapılır bana da gösterin. Önce siz bir yapın isterseniz. Şöyle. Şimdi ben döveyim. Buyurun. Oluyor mu? Oluyor. Buyurun. Bu biraz daha tabii meşakkatli mi diyelim bunu artık? Ama da, demek ki özel bir tarif. Biraz iş gerektiriyor galiba. Aynen bunun için biraz zahmet gerektiriyor. Evet işlevi daha fazla. Lezzeti de ona göre daha güzel galiba. Aynen öyle. Özel tarifiniz değil mi sizin? Tabii özel kendi tarifim. Kendi spesiyelimdir. Tamamen hayal ürünü. Bu meslek sırrı diyelim biz. Bunun yerine ne kullanabiliriz biz? Bunun yerine bu dediğim gibi. Sizin meslek sırrınız. Yine tekrardan şöyle sebzeleri kullanıp balığı, sebzeleri güzel öldürdükten sonra balığınızı içine atıp marine yaparsanız siz de evde yapabilirsiniz. Şey yapalım o zaman bizler de yapabiliyoruz hanımlar. Tamam mis gibi oldu abi. Hiç sıkıntı yok. Bitti herhalde ustam. Evet bitti. Kızartmaya başlayabilir miyiz? Kızartmaya başlayacağız hemen. Bunu da alalım hemen kızartmaya geçelim. Yine kadayıflı bir ürünümüzü yapacağız size. Evet. Çıtır karides. Malzemelerini sayalım mı? Temizlemiş olduğumuz karidesimiz. Evet. Bir de kadayıfımız var. Yaptığımız tüm ürünlerde muhakkak kadayıfı kullandık. Neden kadayıf kullanıyoruz? Sevgili Hanım, şimdi bizim burada kadayıf kullanma nedenimiz ürünlerimizi daha lezzetli kılması için, böyle çıtır çıtır, damakta böyle dağılması için balıkla kadayıfı birleştirdiğimiz zaman İnsanlara bir tık daha böyle misafirlerimize göze hoş geliyor. Kadayıfın vermiş olduğu o keyif, vermiş olduğu o çıtırlık daha böyle cezbedici hale geliyor diyelim. Kadayıf sadece tuzlularda ve tatlılarda her yerde kullanılabilir diyebilir aynen miyiz o zaman? Aynen öyle söyleyebiliriz. Harika. O zaman başlayalım ustam ne yapacaksak hemen. Şimdi çıtır karidesimizi yapacağız. Karidesimizi önce unu bulayıyoruz, sonra suya, sudan sonra kadayıfa. Kadayıfla güzel bir şekilde sıkı sıkı sarıyoruz karidesimizi. Yağda kızartıyoruz biz bunu. Yine pişme süresi de 5 ile 7 dakika arasında. Zaten rengi döndüğü zaman anlıyoruz ki pişmiş olduğunu. Sos olarak da kendi hazırladığımız bir sos var. Yaptığımız ürünlerde kesinlikle hazır sos kullanmıyoruz. Kendi yaptığımız soslarda kullanıyoruz. Hazır hiçbir şey yapmıyorsunuz burada. Evet sadece kesinlikle. Bu sosun içinde neler var? Bu sosun içinde ev yapımı salça var, acı sos var, ceviz var, nar eşkisi var. Bunların karışımından yaptığımız bal var. Hakiki Erzurum balı kullanıyoruz. Bunlardan karışımından yaptığımız bir sos bu. Acı tatlı eşki
şekilde kesinlikle rahatsız etmez ve çıtır karidesi sunarken yanında veriyoruz. Tabii. Ustam şimdi kızartmaya geçiyoruz herhalde. Evet, kızartmaya geçiyoruz. Buyurun Yusuf Bey. Şimdi bunu da alalım hemen. Atıyoruz. Afiyet olsun şimdiden. 5 dakikada çıtır karidesimiz pişmiş oluyor. Güzel şeyler yaptı ama aniden bir tane daha bir şey çıkarttı ortaya. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şiş var. Evet. Nedir Yusuf Bey, bu sürpriz nedir? Onu da öğrenelim. Bu da bizim spesiyallerimizde yine en beğenilen ürünlerden balık kebabımız. Balığın kebabı olur mu demeyin. Biz yapıyoruz, oluyor. Bir bakalım. Ustam bir balık kebabını bir saplasın şimdi. Malzemelerimizde yine somonumuz var. Levreğimiz var. Kapya biberimiz var. Soğanımız var. Maydanozumuz var. Baharatımız var. Bunları güzelce yine nasıl zırhtan geçiriyorsak biz de aynı şekilde zırhtan geçiriyoruz bütün malzemelerimizi. Sonrasında kebap saplarmış gibi aynı biz de yine şişimize malzememizi saplıyoruz ve güzel bir şekilde ızgaraya sunuyoruz. Bence harika bir ürün. Bence denemenizi tavsiye ederim. Görüntüsü evet. Çok güzel. Yine pişme süresi de yine yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında. Balık kebabını şimdi ızgaraya atıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Lezzetler hazırladı. Peşine salatasız olmaz dedi. Şimdi salatamızı yapıyoruz. Salatada neler var? Neler doğruyoruz? Salatamızda şimdi rokamız var. Evet. Sonrasında maydanozumuz var. Evet. Yeşillik salatamız bu aslında. Kıvırcığımız var, göbek var. Tüm yeşillikleri kullanıyoruz bunun içinde. Roka var. Tabii rokamız var. Kendime özgü hazırladığımız bir sosumuz var. O sosta sunuyoruz biz salatamızı. Sosumuzda da yine peynir, sarımsak, zeytinyağı. İlk önce bu sosumuzla bir harmanlıyoruz. Nar ekşisi, zeytinyağı, az soya sosu. Bununla da güzel bir şekilde harmanladıktan sonra servise hazır hale getiriyoruz. Ve bu salatayı yiyen misafirlerimiz özellikle bu salatanın tarifini bizden istiyorlar. Peynir sosundan kaynaklanıyor. Aynen belki de. Öyle. Sosu tekrar alalım mı? Peynir, sarımsak, zeytinyağından hazırladığımız bir sosumuzla harmanlıyoruz salatamızı. Hı hı. Sonrasında da ekstra olarak yine zeytinyağı, limon, sirke, nar ekşisi ve az da soya sosu. Bu hazır bir sos. Özel biz kendimiz hazırlıyoruz yine kendi onu. Kendi karışımımız, kendi yaptığımız bir sos. Tekrar onunla harmanladıktan sonra servise hazır hale getiriyoruz. Harika oldu. Ellerinize sağlık Ustam. Teşekkür ederiz. Bir yeşillik bu kadar lezzetli hale gelir mi derseniz de şimdi birazdan tadacağız. Tadacağız o göreceksiniz zaman. Karar veririz. Evet. Makarnamızı pişirmek için ocağın başındayız. Ustamız makarnayı haşladı. İşlevleri ne yapıyoruz ustam? Sırasıyla? Domates sosumuzu döküyoruz. Evet. Tavamıza. Önce domates sosumuz. Evet. Sonra kremamızı döküyoruz. Fesleğen döküyoruz. Fesleğen sos. Ondan sonra deniz mahsullerden tekrar levreğimizi koyuyoruz. Karideslerimizi koyuyoruz. Kabuklarımızı koyuyoruz bu şekilde. Müzik
parmesan peyniriyle tamamlıyor ustamız. Afiyet olsun. Harika. Teşekkürler. Şimdi mezemize sıra geldi ustacığım. Nasıl bir meze yapıyoruz? Bize onu anlatabilir misiniz? Önce tarifini alalım. Şimdi meze olarak size hazırlayacağımız ürünümüz Pembe Sultan ismi. Pembe Sultan'ımızı pancar, süzme yoğurt, labne ve sarımsaktan oluşan ürünlerimizle hazırlayacağız. İlk önce rendeliyoruz pancarımızı. Meze yapıyoruz ve yoğurt kullanıyoruz. Evet, labne peyniri kullanıyoruz. Balık taze olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Güvenle yiyebilirsiniz. Şimdi güzel bir meze eşliğinde de balıklarımızı hep beraber yiyeceğiz. Ne ekledik ustam? Süzme yoğurt, labne peyniri, pancar ve sarımsak. Sarımsağımızı rendeliyoruz. Bu mezemizi buzdolabında saklayabilir miyiz yoksa hemen tüketmemiz mi tabii, gerekir? Tabii tabii. 4 gün, 5 gün dolabınızda kalır, herhangi bir sıkıntısı olmaz üstünü yani. Üstünü kapattığımız kesinlikle sürece? Kesinlikle üstünü kapattığımız sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle tüm malzemeleri koyduktan sonra karışımını yapıyoruz ve servise hazır oluyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz biz de. Ve bu şekilde hazırlamış olduğunuz yaklaşık 20 çeşit yoğurtlu mezemiz var. Ustam bu mezeyi dökmek, servis etmek bana düştü. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz Sevil Hanım. Evet, inşallah. Afiyet olsun. Çok lezzetli harika bir mezedir. Görünüyor. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun şimdiden. Çok harika, lezzetli şeyler hazırladık. Yaptığımız her şeyin tadına bakmak istiyoruz. Öncelikle Yusuf Bey'e teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey'e çok teşekkür ederiz. Ben mekanınızı teşekkür açtınız, bizim için bu güzel tarifleri paylaştınız. Ellerinize sağlık, ustamıza da çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evde de dediğimiz gibi kolayca aslında yapabileceğimiz ürünler bunlar. Hele ki şu simidimiz olsun, böreğimiz olsun, salatamız olsun. Bir restoran havasında bir akşam yemeği hazırlayabilirler evdeki misafirlerimizde. Ellerinize sağlık. Herkesin yapabileceği çok basit, kolay, sıradan değil ama çok özel yemekler için hepimizin deneyebileceği tarifler. Hepimize afiyet olsun diyelim. Biz tadına bakalım isterseniz. Aynen, artık biz artık tadına bakalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.